kar yağışı başladı. Boztepe'de bulunuyoruz. Boztepe'de de gördüğünüz gibi karla kaplanmış vaziyette. Biz bu manadaki çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi daha önceden düşündük ve çalışmalarımıza başladık. Yani 479 iş makinesi ve 550 personelle birlikte 19 ilçede gece gündüz esasına dayalı olarak 24 saat hiç aralıksız bu mücadele sürdürülecek. Bugün itibariyle başlayan bu yağış yarın ertesi gün yani perşembe gününe kadar devam edeceği şeklinde meteorolojik ihbardan bize geldi. Biz tabii vatandaşlarımızın yolda izde kalmaması için hazır kıta bekliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar ve benim de il genelinde ordu halkından istediğim kar yağdığı zaman zincirsiz çıkmamaları, kar lastiğiyle çıkmaları, kış şartlarına uygun araçlarla çıkmaları, gereksiz kazalara meydan vermemeli diye uyarılarımızı yapmış olalım. Böylece bu kış biraz geç de olsa şu an itibariyle başladı. Buna da şiddetle bir ihtiyaç vardı. Yani tabii mücadelemizi biz sürdüreceğiz ama su kaynaklarında kurumalar, çekilmeler olmuştu. Kurak bir yıl geçirmiş idik. Böylece hem tarımda hem içme suyu kaynaklarında bir canlanma olacak, barajlarımız da olacak. Bir nevi bereket sağlanmış olacak ama biz de tabii insanlarımızın zorda ve darda kalmaması adına yollarımızı açacağız. Hastalarımıza ulaşım sağlayacağız ama lütfen ihbarlarınızı da doğru verin. Yani netice itibariyle gerçekten doğum hastası vesaire varsa gidelim, yoksa dediğimiz gibi acil olanları açmaya çalışıyoruz. İlk etapta ana arterleri ve açacağız. Kapalı yol bırakmamak üzere 3 gün boyunca gece gündüz 7-24 çalışmalarımızı sürdüreceğiz.